Tamer Korkmaz Maskara Kudüs oylamasında tarihi bir yenilgi alan Amerika'nın Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Niki'yi fena işletmişler. İki Rus komedyen şaka yapmak üzere telefonla ulaştıkları Haley ile 22 dakika boyunca Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki olarak görüşmüşler. Hayali Binomo Adası'ndaki seçimlere Rusya'nın müdahale ettiğinden bahsedip bundan yakındıklarında şu bilgiç Niki onlara adadaki durumu dikkatle takip ettiklerini söylemiş. Rusya'ya da saydırmış. Komedyenlerin Binoma adasını bilip bilmediği yönündeki sorusuna Nikki e evet biliyorum karşılığını vermiş. Kudüs oylamasında Amerika'nın safında yer alan çoğu mini ada ülkesi 9 ülkenin temsilcilerine oylamanın ardından resepsiyon veren Halley'in büyük okyanustaki ada devletleri hakkında pek bilgi sahibi olmadığı işte bu muzip sınavdan çakmasıyla ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler'deki Kudüs oylamasının öncesinde bize karşı oy verenleri not edeceğiz. Ekonomik yardım yaparken bu oylamaya göre hareket edeceğiz diye konuşan Nikki Haley bu tehditle Amerikan demokrasisinin aslında ne olduğunu cümle aleme göstermişti. Neticede onun ve Başkanı Trump'ın tehditleri ve de şantajları sökmedi. Kudüs tasarısı 128 ülkenin desteğiyle kabul edildi. Amerika ve İsrail tandemi hezimete uğradı boylarının ölçüsünü aldılar. Birleşmiş Milletler'deki oylamada terör ikilisine bu tarihsel yenilginin yaşatılmasında lokomotiflik yapan da bağımsız Türkiye. Amerika ve İsrail artık onursuz bir yalnızlık içindeler. Onların Türkiye'deki muhipleri, elemanları yahut etki ajanlarının bu sözünü ettiğim yalnızlık hakkında gıkları çıkmıyor. Haçlı Siyonist cephesi şakşakçılarının şu yalnızlık bahsinde Ankara'ya saydırdıkları günleri tam da burada hatırlıyoruz. Unutmadan Amerika İsrail ikilisi Birleşmiş Milletler'deki ağır yenilgilerinden sonra daha da saldırganlaşacaklardır. Böylelikle de daha ziyade yalnızlaşacaklardır. Faşist nikinin maskaralığıyla başlamıştık. Finali de onun topuklu ayakkabısıyla yapalım. Her bir fırsatta terör devleti İsrail'e bağlılığını dile getiren maskaran iki topuklu ayakkabısını bile İsrail'e olan sevgisiyle ilişkilendirmişti. Topuklu ayakkabıyı moda olduğu için giymiyorum. Yanlış bir şey gördüğümde tekmeleyip geri göndereyim diye giyiyorum. Geçtiğimiz Mart'ta İsrail'in Filistinlilere yönelik ırkçı uygulamalarının belgelendiği Birleşmiş Milletler raporunu hazırlayan komisyonun sekreteri Rima Halef zorla istifa ettirilirken Nikki Haley başroldeydi. Onun tekmeleyip geri göndermek derken kastettiği hadise budur. Peki ya Birleşmiş Milletler'deki Kudüs oylamasında ne oldu? Sem amcasına da Nikisine de madem öyle gel böyle dediler. Yani Tekmeyi kimlerin yediğini bütün dünya gördü. Bir başka söyleyişle Amerika ve İsrail'e topuklusuyla topuksuzuyla 128 adet ayakkabı fırlatıldı. Haçlı kralı 2. W. George Bush'a ayakkabı fırlatan Iraklı gazeteciyi unutmamız mümkün değil. Tamer Korkmaz Yeni Şafak